Beğenip beğenmediğini yüzünden anlayamıyorum. İyi mi görünüyorum, kötü mü? Nasıl görünmek istedin? İyi görünmek istedim tabii ki. Hadi, dost doğru söyle. Neden öyle davrandığını anladım. Sportif faaliyetlere ani düşkünlüğün. Piyano çalacağım diye tutturman. Araba kullanmayı öğrenme hevesin. Hepsinin altında yatan Selin'e benzeme hevesi. Selin'in kıyafetinin aynını giymişsin. Bu kıyafetle eşarp bu Nesrin Hanım hediye etti bana. Hadi kardeş, buraya park edin lazım. Başka tarafa. Kesin şu gürültüyü. Akşam akşam ne oluyor ya? Anam. Gürültü mü dedi, bana böyle geldi. Sanırsam gürültü dedi. Gürültü dedi galiba. Senin o gürültü dediğini Murat Bey'in doğum gününde çalıp söyleyeceğiz biz. Ne haber? İç. Bana bak kapı kardeş. Sen bizi hatırlamadın galiba. Biz davetliyiz. Ne bak be. Levent Bey geldi. Anam arabaya baktık balçık. Anam bu ne kız? Bütün mahalle toplanmış burada. Levent Bey. Hayırdır kobra? Murat Bey bizi doğum gününe sürpriz olaraktan çağırdı. Vaziyet tam olarak budur yani. Hasret'in haberi yok. O da sürpriz olacak. Murat Hoca öyle istedi. Araba çok güzelmiş. Sağ ol. Kaşıradım. Koray, açsana kapıyı. Misafirlerimiz dışarıda kalmış. Açmadı ki. Koray, açmadı. Açmadı. Aç şu kapıyı. Buyurun. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Koray. Ben böyle şeyleri bilmem. Böyle hayatları hiç görmedim ki ben. Senin gözünün gördükleri de güzel Hasret. Hatırlıyor musun üzerine Beri'nin elbisesini geçirip onun şarkısını söylemeye başladığında ne dediğimi? Başkasına benzeme. Kimse gibi olma demiştim. Kendin gibi söyle demiştin. Ama bu başka. Hayır. Hiçbir farkı yok. Her şey için geçerliydi. Birinin kopyası olmadan ayakta durmalısın. Sen ol. Başkası değil. O zaman herkes beğenir seni. Benim için seni beğenmen daha önemli. Senin beni kale alman daha önemli. Seni beğenmediğimi mi düşünüyorsun? Buyurun. Atlatalım artık kız bombayı. Abla nereden çıktınız siz? Abla çıkmış yokuş başına. Rastığı çekmiş gözü de kaşına. Murat Hoca davet etmiş yaş gününe. Hasretimin hem narına hem hatrına. Seni kale almıyorum öyle mi? Hoş geldiniz. Canım. Murat Hoca kaç yaşa giriyorsunuz? Ayıp ettin be kopra. Hocaya yaş sorulur mu hiç? Sorulmaz mı? Sorulursa da adabından. O zaman soralım bakalım. Allah Allah. Öğrenmek için muhteremin yaşını. Alcan eline sazını. Açcan selanlık karşılamasını. Her duruşumuz eder yaşın 4 yılı. Sen dur demezsen bitmez. Bulursun 100 yaşını. Tadiler Alesta. Hadi. Anladın mı ne olacak? Hadi çalın da anladım. Bulalım hocanın yaşını. Orkestranın durduğu an 4 yıla sayılır. Ben de anladım. Beni kale aldığını. Teşekkür ederim. Hadi be. Hoppa. Hoppa. Murat'ın klasiklere düşkünlüğünü bilirsiniz de. Diyorum ki Beethoven'dan mı başlasak acaba? Pardon. Ay bunlar nereden çıktı? Ay Burhan Bey de gelmiş. Ne olmuş Burhan Bey de geldiyse Nakiye? Biliyor muydun bana geleceğini? Ay nereden biliyorum? Bilsem söylemez miydim? Döktür Burhan, döktür. Yedi. Ay. Başla. Hadi. Hadi. Sekiz. Bravo.
8 diyecek. Murat Hoca az kalmış o zaman yolun yarısına be. Yaş böyle de anlaşılabiliyor demek. Bunu ilk kez görüyorum. Bir yaşına daha girdin yani. Ya biz olmasa giremeyecekti yani. Şimdiki gibi giremeyecektim. Sağ olun. Ama ne demek canım, lafımı olur. Aman hocam ya. Ne demek? Aa. Ne demek efendim? Lafımı olur. Bana sürpriz parti hazırlarken sana sürpriz oldu, farkındayım. Onları ben çağırdım. Biliyor muydun sana parti hazırladığımı? Evet. İçine renk katmama da itiraz etmezsin diye düşündüm. Renk? Hepsini tanırsan ne demek istediğimi anlarsın. Arkadaşlar, annem Nesrin. Merhaba. Merhaba. Merhaba Nesrin Hanım. Zaten bizi biliyordunuz siz. Cihan'ı da biliyordunuz. Tabii. Pekala, tanışmayanlar. Kadir, gel buraya. Şöyle gel. Kadir hip hop yapıyor. Merhaba. Cüzdan çalmasını da biliyor. El becerisiyle farklı. Bal çiçek. Geç. Enerjisi herkese sirayet ediyor. Eğlendirme işinde gerçek bir profesyonel. Ay çok teşekkür ederim. Bekir Bey ve eşi Katriye. Merhaba. 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 Nasılsınız? Bu kadar uyumlu bir çift az mı? Merhaba. Zıtların uyumu bu olsa gerek. Şu arkadaki küçük hanımı tanımıyorum. O Nazar bizim sokakta Murat Hoca. Sokaktan mı? Sokakta. O da hoş gelmiş. Ve Çıngar Çalgı grubu. Deminden beri bu harika çıngarı çıkaranlar bunlar. Saygılar. Ve memnun olduk. Kop. Ben Deniz'de bu çıngarı tertipleyen. Ay bir de beni kaçıran. Ne yapıyorsun? Ay yani kaçıramam şimdi bunu. Millet, parti yukarıda. Hadi çıkalım. Hadi bakalım. Hadi yürü be komutan. Çıkıyorum be. Murat Hoca bu bende. Ecezimde yaptım. Güle güle giyin. Üstünüzde paralanır inşallah. Piyanonun kralı yazdım naçizane. Bunu hemen giymek istiyorum. Benim sanatıma da kimsecikleri dayanamıyor anacığım. Görüyorsun yıkıyor ortalığı. Yıkıyorsun ha? Ablam be. Gel. Hadi. Hadi gel. Sen Hasret'e parti için bir elbise giydirmişsin. Ben de Gülnaz'ın benim için yaptığı gömleği giyeceğim. Dışarıdaki kamyoneti fark ettin mi? Hayır, neden? Sanki... Neyse sonra. Ah Aslı, seni görmek ne güzel. Merhaba Ethem Bey, sizi de öyle. Merhaba. Buyurun. Efendim hoş geldiniz. Rahatınıza bakın lütfen. Merhabayın gençler. Merhaba. Pardon yenge. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi önce biz mi başlayalım yoksa siz başta takılmak ister misiniz? Ona göre yerleşeceğiz de. Delikanlı. Buyurun. Yahu kemanı tutuşundan beni aratmayacağın belli. Sen benim yerime bir bakıver he. Peki. Ha işte tecrübe konuştu, iş çözüldü. Sağ ol Burhan abi, eyvallah. Şimdi demek ne yapacağız? Beraber başlayacağız. Girişi beraber yapalım, artık çıkışa bakarız. Güle güle giy Murat Hoca. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Berin Hanımcığım merhaba. Berin Hanım. Ben tanıyorum. Kız. Berin Hanımcığım. Ne haber? İyilik. Nesin? Nazar. Ne oluyor sen burada? Sen de buradasın. Merhaba Berin abla. Geleceğim yanınıza. Tamam. Hadi biz hazırlık. Sanki Hasret'in doğum gününde gibiyim. Bizden çoklar. Murat çağırmış, ben de anlamadım. Şu hale bak. Karakoldan sonra hep beraber bizmettiler. Aa, fena mı Nesrin'cim? Bunlar kalpten çalıp söylüyorlar. Çok eğlenceliler. Senin kahven olacak o zaman. Levent'ciğim. Berin de ne tarafa gideceğini iyice şaşırdı. Ne yaptığı, ne söylediği belli değil artık. Evet, çok değişti bu son zamanlarda. Berin neyse de sen çok gerginsin Nesin. Olan olmuş, yapacak bir şey yok. Bak, biricik oğlunun bugün doğum günü. Bırak, ne isterse yapsın. Rahat ol. Murat'ın elindeki ne öyle? Hasret'in kardeşi Murat'a hediye gömlek dikmiş. Birazdan giyecek görürsün. Üstünde de piyanonun kralı yazıyor. Kralı ama, I'la. Yok canım, sana öyle geliyor. Giyer mi hiç? Buyurun efendim. Ne bu? Kanyak efendim. Neli? Anam ben kırmızı olanından alayım. Ben bir kadehi alabilir miyim? Tabii. Var mı menajeriniz? Hayır yok. Mersi. Ben bunu dinliyorum. Biz öğrenciyiz. Oğlum doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim baba. Benim yukarıda biraz işim var. Tamam. Yok kız. Aman hiçbir şey beğenmiyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Son ki 3, 4. Hadi. Kalkın dur hadi. Allah. 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 Allah
Fatih Hanım, şöyle otursaydınız hoş beş etseydik biraz. Ay olur mu Burhan Bey? Topu topu kaç kere geliyorsunuz? Önce bir sofranızı hazırlayayım, sonra bol bol konuşuruz. Ben de Kem Hanım'la mutfakta biraz sizin ruhunuzu rahatlatmak için gelmiştim ama. Afiyet olsun. Sağ olun. Nesrin Hanım, elbise için çok teşekkür ediyorum. Murat Hoca da çok beğendi. Murat öyle pek kolay beğenmez ama. Asret kız. Kız, spiker gibi olmuşsun. Asret Hanım, konuşurken bir kırıldınız, ufak oldunuz. Kız sosyetik olmuşsun ya sen. Olacak tabii. Benim kardeşim sahneye hazırlanıyor. Senin gibi kalsın mı öyle kapçık kapçık? Kız kime kapçık diyorsun ya sen? Yırtarım senin o ağzını. Ben senin bir ağzını yırtayım artık. Nereye mi yırtacağız acaba? Nereye mi yırtacağız? Ne yapıyorsunuz kız? Konaktayız. Ayıp vallahi ya. Götür şunu be. Seni kim çağırdı ki buraya? Hadi oradan. Hadi. Gel. Allah Allah. Kıvırsın o saçlar. Düş nereye kadar? İnsan bunlarla ne konuşur acaba? Ya sen onlarla bir olma ya. Ağzını yırttığımın iyi olmuş. Bırak şunu. Tutmayın lan beni, tutmayın lan. Hadi oradan be. Bırak yolluyum olmuyor. Sen bana eli gezdirsen. Evimi gezdireyim. Tamam gel. Hadi. Geç şuradan. Çok eğlenceliler. Ne sinir kadınsın sen de be? Ya bir sus be. Sen bir sus bal çiçek. Nasıl? Söylediğim gibiler değil mi? Bence hiç enteresan değil. Her zamanki göbek havası. Haksızlık ediyorsun Ethem. Behrin Hanım'dan yanayım. Kabul etmeliyiz. 9-8'lik ritim çok özel. Hah, ağzını seveyim. 9-8'lik söyledim. Anam sinirlerim bozuldu. Peyniri yiyeyim bari. Daha bir de çalıp söylemeye başlasınlar, siz asıl o zaman görürsünüz. Göreceğiz bakalım. Evet, şimdi sözü yaylı abilerimize bırakıyoruz. Hepinize iyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Çok güzel çaldın Cihan, aferin. Ne güzel çalıyor barolar be. Bir şarap olabilir mi? Buyurun efendim. Murat Hoca. Murat Hoca. Bir dakika. Piyanonun kralı hemen geliyor. Nasıl? Olmuş mu? Olmamış. Ablanın yaptığı gömlek ama. Kim yaptıysa yaptı. Deseni de kalıbı da sana olmamış. Bana inanmıyorsan aynaya bak. Baktım. Ayrıca sana inanıyorum. Bu gömlek bana olmamış. Peki, bu sana bir şey anlatmıyor mu? Anlatıyor. Kendin olmak ne demek, onu göstermeye çalışıyorsun. Hı hı. Anladım. Bu halinle klarnetçi Cihan ya da kemani Burhan gibi olmaya heves etmiş adamlara benziyorsun. Öyle mi? Vallahi Asret doğru söylüyor. Yani hariçten konuşmak gibi olmasın ama bizden kopuşlamış gibisin. Ya bu arada geçen Kodes'te yaptıkların için eyvallah diyememiştim. Eli sıkılacak adammışsın. Eyvallah. Buraya gelmeyecektim aslında ama Güllaz orayı bir davet ettiğini söyleyince ya dedim bu adam bizi keriz diyecek. Sonra dedim Kodes de bizi bırakıp gitmedi. Bilmiyorum. Belki de numara yapıyorsun. O yüzden gözüm üstünde olacak. En azından kim olduğunu tam olarak anlayana kadar. En azından bu gece piyanonun kralı benim. Eyvallah. Eyvallah. Bura nasıl ısınıyor ya? Kim bilir kaç para geliyordur buraya. Aman be Kobrettin. Böyle bir evim olsun, 1.000 lira borcum olsun. Kız var ya, param olsun, böyle bir konak alırım ha. Ne yapacaksın ki böyle bir konakta? Ne yapacağım? Oturacağım. Sonra hizmetçiler olur. Derim kahve getir, meyve getir. Şuranın tozunu al. Aa, burayı sil. Olmadı daha bunun altını süpür. Oh, yan gel yat. Tek başına mı oturacaksın acaba? Ne oluyor?
Bu niye çekiyor bizi ya? Hakikaten ama ya. Yo ben parti için detaylar topluyorum. Siz devam edin. Aman canım. Bula bula bizi mi buldun burada? Git başka yerde çek detayını. Hadi. Pardon. Siz devam edin. Size de pardon. Hadi. Saygılar Levent Bey, saygılar. Saygılar Kobra, saygılar. Güle güle. Şşt. Ay. Ay ne diyorduk be? Ben tam şeyi sormuştum. Goblet'in acaba tek başına mı yaşayacaksın diye. Sen de tam cevap veriyordun. Kameraya girdi. Evi geziyorduk. Hadi. Kız Gülnaz bayağı bir oda var ha burada. Ne sandın? Seni tek göz bekar evine benzemez. Duyan da konağın sahibi zanneder seni. Sahibi değilim ama kim nerede kalır, hangi oda kime aittir hepsini bana sor. Yok ya. Bu kimin? Hasret'in. Vay. Hı? Bana bak. Merak ettim. Bakalım mı? Bakalım. Kız tavanları mavanları ama yüksek buranın ha. Tabii. Yataya baksana. O da büyük. Kızım var ya, adamlar şanslı biliyor musun Gülnaz? Evse ev, arabaysa araba anasını satayım. Aman be Kobrettin. Onların şansının azıcığı bizde olsaydı ne güzel olurdu. Yok be ya. Benim böyle özene özene konuştuğuma bakma sen. Biz eğreti dururuz. Bize bu havalar eğreti. Yok be Kobrettin. Senin de kaportan fena değil. Dalga geçme kız. Yok be, gerçek söylüyorum. Bence senin gözlerin çok güzel. Yani böyle dedemin tesbihinin boncukları gibi. Boncuk. İçimi kıydınız ha? Ya çalsanıza oylak bir şey. Bekir bir sus. Misafirlere ayıp oluyor be. Biz neyiz burada okkacı başı? Biz de misafiriz. Seninle şöyle iki dönüp oynamayacaksak ne anladım ben bu çengiden çalgıdan? Sus be sus. Bak başlıyorlar. Bu ne cüret? Böyle izin almadan araya giremez. Bu ne terbiyesizlik? Sakin ol anne. Araya girme iznini kendi usulünce aldı. Bak ne güzel çalıyor. Hadi kızlar oldu be. Hadi. Hatta. Biraz daha alabilir miyim? Teşekkür ederim. Biraz hızlı mı gidiyorsun? Etrafta bunca şey oluyor ve sen bana hızlı diyorsun, öyle mi? Demek burada kalıyorsun. Beni de buraya aldırsan ne derler? Fare sağmadığı bir deliğe kuyruğuna kabak bağlayıp girer derler. Hoppa! Hoppa! Berin.
gideceğiz. Peki ne yapıyorsun? Biz de bir dönelim be. Çok affedersin. Ya biraz daha böyle bir için. Peki. Yürü Katya, dön, boş ver. Ben anlamam yürü dansla da be. Tamam be Katya, ayağıma basıyorum valla, dikkat et biraz. Sen basın benim ayağıma. Niye ben, sen benim ayağıma basın versin. Bir dans etmeyi ne oldu kız? Beceremedin bir dans mi? Beceremedin mi? O beceremedin. Rezil. İyilerden bahsettin. Ya kötüler? Yok ki. Nasıl yok? Biraz düşün. Düşündüm yok. Aklıma gelmedi. Ya öyle kızdın ya geçen o şeyle kadınla. Yok kızmadım. Ne kızmadın? İğneli iğneli laflar etmedin mi? Hatırlamıyorum Kobrettin. Zornan mı? Ben bir tek o tepeliğe gittiğimiz gecenin sabahını hatırlarım. Bana söylediklerini. Ay çiçeğim demiştin, sarsarı tarlalar demiştin, güvercin demiştin, onları. Bir tek. Hı? Gene aynısını daha yapsak mı acaba? Ne oldu? Burhan abim yukarıda mıdır acaba? Sonra komutana dedim ki zehir içerim, o şarkıyı sevdiğimden başka kimseye çalmam. Sonra ne oldu? Onlar etti, ben ettim ama şarkıyı çalmadım. Önüme koydular zehiri, hiç tereddüt etmeden diktim kafamı. Öleceksiniz. Komutan bağırmaya başladı nöbetçilere. Tutun şunu, alın zehri elinden. Nöbetçiler tuttular beni, aldılar zehri. Komutan bırakın gitsin dedi. Kemanımı aldım, çıktım oradan. Hadi hadi, tamam. İşte o şarkı. Başka bir arzunuz? Of. Geçmeyelim hadi. Abla ne oldu? Ben de anlamadım ne olduğunu. Kobra mı? Boş ver. Babam nerede? Bilmem. Ay adam gene yok oldu ortalıkta. O en son böyle bir yerlere gitti. Sus. Çok güzel çaldınız Burhan Bey. Itır Ellez'e götüreceğim seni. Su kenarına. Ateş yakıp üstünden atlayacağız. Hızır'dan seni dileyeceğim. Ay. Ben de sizi dileyeceğim Burhan Bey. Sizi gördüğüm gün doğdum ben. Bah Nakiyan, o günü ileride acıyla hatırlayacağım. Nakiyan, sultanım. Anam, babam dur, dur. Ne oluyor baba ya? Baba hadi pasta keseceğim. Hadi pasta hadi. Ya ne pastası be, siz yiyin pastayı. Ben çocuk bir pasta yiyeceğim. Hadi baba. Tabii çocuk gel, değilsin gel, ama Adire Lezze ateşin üstünden atlarsın ama. Dur, tamam geliyorum. Nesrin'cim, bugün oldukça fazla içtin. İstersen hala ayaktayken söyle de pastayı getirsinler. Aa,
Pasta var değil mi? Daha pasta var. Pasta var, evet. Pasta geliyor çocuklar. Hasat zamanı. Toplayalım levanları. Evet, bayanlar baylar, 2 dakikanızı istihdam edeceğim. Murat Bey'in bu önemli gününde en güzel şarkılarımızı çalması için mahallemizin Çıngar grubunu davet ediyorum. Alkış. Bravo. 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 Hadi bakalım. Kimle rezil olacak? Bravo Burhan abi. Bravo. Merhabalar efendim. Hadi bakalım. Buyurun Burhan Bey. Teşekkür ederim. Pastanın zamanı geçiyor. Asıl bizim zamanımız geçiyor Ethem. Sen sarhoş musun? Yok canım. Ay pardon Burhan Bey, Burhan Bey pardon. Esin'cim. Sayın Çıngar grubu böyle çok böyle neşeli hareketli bir şeyler çalsanız. Siz isteyin beni Esin Hanımcığım, biz her bir şeyi söyleriz. İşte bu Ethem, bu işte ya. Oyna. Esin Hanım kasma gibi. Rahat mı? Hadi salam bir kız. Ben de seni arıyordum. Aslında yalnız buldum, iyi oldu. İçeride bir masada olsa hediye var seni bekleyen. Şanslı adamsın. Bu hediye de benim mi? Hı hı. Ama bu onlar kadar... Olmaz. Pakette ne olduğu söylenmez. Ver. Ben açacağım. Ama bak, çalışmıyorsa bozulmayacaksın ama. Tamam. Ben içeri gireyim. Bir saniye, bir dakika dur. Bu harika bir şey. Çok güzel. Harika. Bak. Bu çalışmıyorsa bile umurumda değil. Bu bana hep seni hatırlatacak. Bak işte. Sana kendin ol dediğimde bunu kastediyordum. Kırık da olsa, çalışmasa da... Bu saati bulup alıp bana hediye edecek tek kişi sensin. İçerideki kalabalıktan bir tek sen. Bana iyi bir şey söyledin galiba. Murat! Bu gece bu evin her köşesinde ayrı bir alem yaşanıyor. İçeri gelmen lazım. Nesin Hanım hayatının gecesini yaşıyor. Kendini açtı. Bunu kaçırmayın. Hadi gel. Yapmış olamam. Ethem. Ay.
odamda. Etem odamda. Niye uyarmadın? Of. Uyardım Nesrin Hanım. Dinlemediniz ki. Yapmayın dedim. Ya da bir şey dediniz. Zincirlenmiş kaptanı serbest mi bırakacakmışız ne? Anlamadım çok. Bir şey mi oldu? Ben sana böyle bir şey demedim ki. Aa. Kahvaltı edelim diyorum. Sen in aşağı bekle. Yo. Ben bir Murat'ı uyandırayım canım. Çocuk yeni yaşın ilk gününde babasını bir sabahlıyla görsün değil mi? Ben uyandırırım. Kendin ol hasret. Kendin ol hasret. Kendin ol hasret. Kendin ol. Bırak onları da yanıma gel. Tamam. Lütfen hemen kalk giyin ve servis merdivenlerinden evi terk et. Geceyi de unut. Olmamışlar tamam mı? Böyle güzel bir geceden sonra karımla bir kahvaltı edebilecek miyim yani şöyle karşılıklı? Yeniden zincire mi bağlayacağız içimizdeki kaplanı? Ne? Hadi kalk giyin ve git. Genç sevgililer gibi gizlice takılacağız yani. İstersen balkondan sarmaşıklara tutunarak ineyim. Nakiş, nereye? Ay ben bu evdeki bu sorulara bayılıyorum. Nereye olabilir? Yani gitsem nereye gidebilirim? Ya bir kat yukarı ya bir kat aşağı. Nakiş, senin bu hallerin dün geceden olmasın? Ne olmuş ki dün gece? Yok canım bir şey, laf işte. Sen beni lafa tut da Murat da buzlu kahve içsin. Murat Hoca uyandı mı? Yok, uyanmadı. Ama ben yine de kahve yaptım. Belki rüyasında içer diye. Ya bu Nakiye'yi tanımasan var ya. Ergenlik çağındaki genç kızlar gibi ha. Dün gece Nakiye'nin başına büyük bir felaket geldi. Ne gibi? Babam. Baban? Hı hı. Hasret, gerçek bir felaketten bahsetmiyorsun değil mi? Gayet de gerçek bir felaket. Babam Nakiye'ye keman çaldı. Kahveni sehpaya bıraktım. Tamam. Levent. Hı? Ben seninle başka bir şey konuşmak istiyorum. Direksiyon talimleri meselesi mi? Kendin olma meselesi. Kendin olma mı? Hı hı. Şimdi ben iyi bir öğrenci olmak istiyorum ya. Hı. Murat Hoca bana kimseye benzeme. Kendin ol diyor. Ne e'si? Senden dünyanın en kolay şeyini istemiş. Kendin olmanı. Başbakan ol, fil ol, masa ol dememiş ki. Aman masa olmak zor bir şey mi be? Bilmem, dene bir istersen. Bak, ben şunu merak ediyorum. Mesela sen kendin misin? Bildiğim kadarıyla öyle, evet. Yani böyle burada becik becik oturup kahveni yudumlarken mi kendinsin? Yoksa Nakin yaptığı keklerin dibini parmağınla sıyırırken mi? Evet, biraz karışık galiba. Ne kadar kendin? Az mı çok mu? Ne zaman kendin? Bazen mi yoksa her zaman mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Anlat bana. Ben... Neden ben? Allah Allah. Bana ne? Sen git Murat'a sor. Böyle şeyleri öğretmek Murat'ın işi.
Murat Hoca bunu anlatamıyor. Daha çok kafamı karıştırıyor. Murat dedik değil mi? Doğru. Benim yukarı çıkıp bir konuşmam lazım. Levent, ne zaman öğreteceksin? Pek yakında, pek yakında. Alo, efendim Zuhal Hanım, dinliyorum. İstanbul'un müzikle buluşma projesi, evet. Ana sponsoru İzmirli bir firmaydı. Sponsorluktan geri çekilmeyi mi planlıyorlarmış? Ha, peki, tamam. Ben hemen vakfa geliyorum. Hadi ben çıkıyorum. Bir yere mi gidiyorsunuz Sayman? Mutfak alışverişini öğlen olmadan bitireyim istedim Nesrin Hanım. Tamam da ben şoföre izin verdim. 1-2 saat beklemeniz lazım. Eğer izin verirseniz arabayı ben de kullanabilirim Nesrin Hanım. Tecrübem var. Tamam. Teşekkür ederim. Yine Sayman Hanım'ı övmeyin sakın. Araba kullanıyor diye başımızın üzerinde taşıyacak halimiz yok. Sanki bir öğreten oldu da biz de öğrenmedik. Ben bir şey demedim. Ben de araba kullanıyorum. Hı. İnanmayan Levent'e sorsun. Kahvaltıya başlamışsın. Yok. Bu atıştırmalık. Aperatif. Sen de ister misin? Yok. Ben bir sade kahve alacağım. Sabah sabah aç karnına kahve insanı sinirli eder be. Eder. Ondan böyle bu. Annem Hasret'i Selin'e benzetmeye çalışmış. Düşünebiliyor musun? Meseleyi büyütme. Yani Hasret Selin'le ilgili bana da sorular sordu. Benden yardım istedi. Annenden de istemiş olabilir. O istemiş olabilir. Ama annemin teşvik etmesi gerekmiyordu. Sen onu beğeneceksin diye Hasret'in yapmayacağı şey yok. Ama zaten senin onu beğendiğinin farkında bile değil. Evet. Onu beğeniyorum. Bence doğru bir yolda. İyi çalışıyor. Başaracak. Sen var ya, kafa karıştırmakta birebirsin. Yani kızın da kafasını karıştırmışsın. Kimin? Hasret'in mi? Evet, kendin ol demişsin. Kız şimdi bana soruyor. Ne zaman olayım, nasıl olayım, nerede olayım diye benden yardım istiyor. Aramıza hoş geldin öğretmenim. Yok. Bak beni karıştırma. Ben anlamam hocalık işlerinden. Hadi Levent. Arkadaşının sırtından biraz yük al. Göster ona ihtiyacı olan şeyleri. Bak. İyi bir arkadaş olduğumu sıkıcı işleri üzerime alarak sana kanıtlayacağım. Neymiş o sıkıcı işler? Büyük gösteri tanıtım metinlerine göz atmak. Sponsorun taleplerini değerlendirmek. Bir de hala içime sinmeyen sahne akışı için bir hal çaresi bulmak. Bir de unuttum. En önemlisi. Yeni okul müfredatı için acımasız eleştiriler hazırlamak. Of. Seni seviyorum. Ben de. Merhaba Kemal Bey. Merhaba Sayın Hanım. Biliyorum sizin için de çok zor oluyor ama telefonlarımın dinlenmediğinden emin olana kadar bu şekilde kontak kurmak zorundayız. Önemli değil Sayın Hanım. Ama size kötü bir haberim var. Abiniz Murat Turalı'ya bir e-mail atmış. Sponsorluktan imzayı çektiğini bildirmiş. Nasıl yani? Kimden duydunuz? Sekreterinden öğrendim. Ne zaman? En fazla 10-15 dakika oldu. Size ulaşamamış, beni aradı. Ne yapıyor bu adam? Hemen eve gidip o maili silmem lazım. Tabii henüz okumadıysa. Peki, görüşürüz. Nakiş. Hı? Dün gece babam bir şey yaptı mı sana? Ay yok canım. Ne yapacak? Yüreğine bombayı koydu, onu biliyoruz da. Hani bir teklif falan. Ay ne teklifi? Ya daha ortada bir şey yok. Ama şeyi çağırdı. Kıdır Ellez'e. Oldu mu o kadar? Bak bu evde akıl kalmadı bende. Mahallede olsam unutur muyum? Neyi? Kıdır Ellez'i. Siz kutlamaz mısınız? Hayır. Kutlayacak o kadar çok şey var ki o da eksik kalsın. Ama en azından bir evde temizlik yapmak lazım. Yoksa uğramaz Hızır Baba buraya. Hızır Baba mı? Hı. Ben hep dedim. Evin bereketi kaçar dedim. Hı? Ya hiç değilse bahçedeki gül ağacına dilek dileyelim asalım dedim. Ya mesela bizim Kobra öyle aldı arabayı. Böyle yere taşlardan araba resmi çizdi. Hı? Birkaç aya çekti altına bir tane. Keşke bir köşk, bir yazlık, ne bileyim bir yat falan çizseydi. Madem çizince oluyormuş. Ama bakın siz böyle konuşursanız Hızır Baba'yı çok üzersiniz. Şu konuyu kapatabilir miyiz? Yani gerçekten saçma sapan şeylerle uğraşmaktan çok sıkıldım. Başka ne yapardınız siz Hızır Ellez'de? Yani diyelim ki iki insan birbirini seviyor.
Mesela. O zaman kavuşma dileği dileyip ateşin üstünden atlarsın. Bizde hep cihan yakar ateşi. Böyle kızıl kızıl. Böyle bizde dilekler tutup üstünden atlarız. Şarkılar söyleriz falan. Bir keresinde Cihan hastalanmıştı da gelememişti. Babam yakmıştı ateşi. Burhan Bey de ne güzel yakmıştır ateşi. Yok. Hiç güzel yakmadı. En güzel Cihan yakar. Nasılsınız hanımlar? Naber Nakiş? Naber şoför Nebahat? Evde çok sıkıldım. Biraz yürüyüşe çıkalım mı? Tamam, olur. Ama önce bir Hasret'le konuşmam lazım. Tamam. Benle. Hı. Seninle aynı kafede buluşalım yarım saat sonra. Tamam. Hadi aşağı inelim. İnelim.